Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Değerli kardeşlerimiz, Mesnevi Nuri'den derslerimize devam ediyoruz. Kaldığımız noktadan okuyacağız inşallah. Tembih. Arkadaş, tevhid iki çeşit olur. Birisi amiyane tevhiddir ki Allah'ın şeriki yok ve bu kainat onun mülküdür der. Bu kısım tevhid sahiplerinin fikirce gaflet ve dalalete düşmeleri korkusu vardır. İkinci hakiki tevhiddir ki Allah birdir, mülk onundur, vücut onundur, her şey onundur der, la yetezelzel bir itikada sahiptirler. Bu kısım tevhid sahipleri her şeyin üstünde Cenab-ı Hakk'ın sikkesini görür ve her şeyin cephesinde bulunan mührünü, damgasını okur ve bu sayede huzuru bir tevhid melekesi malik olurlar ki dalalet ve evhamın taarruzundan kurtulurlar. Kur'an-ı Hakim'den istifade ettiğimiz ikinci kısım tevhidin birkaç mertebelerini birkaç lemma zımmında izah edeceğiz. Birinci lemma, bakınız her bir masnuğun yüzünde öyle bir sikke vardır ki ancak her şeyi halkeden Halık'a mahsustur. Ve her bir mahlukun cephesinde öyle bir hatem vurulmuştur ki her şeyi yapan saniden mada kimsede o hatem bulunmaz. Ve kudretin neşrettiği mektuplardan her bir mektubun ahirinde taklidi kabil olmayan öyle bir turra vardır ki ancak sultan-ı ezel ve ebede hastır. O gibi sikkelerden yalnız hayat üzerinde parlayan sikke-i ceza bakınız ki hayat ile bir şeyden pek çok şeyler husula gelir, icat edilir. Ve pek çok şeyler dahi bir şey-i vahide emr-i Rabbani ile inkılap ederler. Mesela su bir şey-i vahid iken pek çok uzuvlara, cihazlara Allah'ın izniyle menşe olur, icat edilirler ve mideye giren pek çok muhtelif yemekler ve meyvelerden Halık-ı Teala tek bir cismi icat eder, tek bir cisim husule gelir. İşte kalp, akıl, şuur sahibi olan bir adam bu cihati düşünürse, bu ciheti düşünürse anlar ki bir şeyden çok şeyleri icat edip çıkartmak ve çok şeyleri bir şeye tahvil etmek ancak her şeyi halkeden ve her şeyi yapan saniye mahsus bir sikkedir. İkinci lemma, sayısız hatemlerden canlı mahlukata vaz edilen hayat hatemine bakınız. Evet, canlı bir mahluk camiyeti itibariyle kainata küçük bir misaldir. Şecere-i aleme güzel ve tatlı bir meyvedir. Ken ve vücuda bir nüvedir ki Cenab-ı Hak o nüvede pek çok alemlerin örneklerini derc etmiştir. Sanki o zihayet gayet hakimane muayyen nizamlar ile bütün vücutlardan salmış bir katre veya bir noktadır. Bu itibarla bir zihayeti halk etmek, bütün kainatı yeğli tasarrufunda olan alan Cenab-ı Hak'tan mada hiçbir şeye isnat edilemez. Evet, aklı bozulmayan bir şahıs teemmülü neticesini anlar ki mesela bar arasını pek çok şeylere fihriste yapan ve kitab-ı kainatın ekser mesailini insanın mahiyetinde yazan ve incir nüvesinde incir ağacının programını derc eden ve insanın kalbini binlerce alemlere örnek ve pencere yapan ve beşerin kuvve-i hafızasında tarihçi hayatını taallukatıyla beraber yazan ancak ve ancak her şeyi yaratan Halık olabilir. Ve böyle bir tasarruf yalnız ve yalnız Rabbul Alemine mahsus bir katemdir. Üçüncü lemma, Cenab-ı Hakk'ın canlı mahlukata bastığı hayat kateminin gayri müntenahi nakş ve keyfiyetlerinden bir numuneyi göstereceğiz. Şöyle ki, nasıl ki suyun katrelerinden, şişenin parçalarından tut, seyyar yıldızlara kadar şeffaf
ve şeffaf gibi her şeyde şemsin cilvelerinden şemse mahsus bir turra, bir cilve bulunur. Kezalik şems ezelinde bütün canlı mahlukatta ihya ve nefi hayatiyetiyle bir tecelli adiyeti var ki bütün esbab, iktidar ve ihtiyar sahibi oldukları farz edilse dahi o sikkenin ne mislini, ne taklidini, ne münferiden, ne de müşteimen yapmaktan acizdirler. Buna binaen şeffaf şeylerde görünen o timsaller şemsin timsali olup şemsten o şeffaf şeyleri inikas etmiş olduklarına hükmedilmediği takdirde o sayısız katırlarda ve zerrelerde her birisinde hakiki bir şemsin maddesiyle mevcut bulunduğuna hükmetmek lazım gelir. Kezalik şems ezelinin şualar menzilinde olan tecelli esmasının noktayı merkezdesi olan hayat şems ezeli isnat edilmediği takdirde bir sineğe, bir çiçeğe varıncaya kadar her bir zihayette nihayetsiz bir kudret, muhit bir ilim, mutlak bir irade gibi vacib bir vücuttan maada hiçbir şeyde vücudu mümkün olmayan sayır sıfatların mevcut olmasına cahilane, ahmakane, gülünç bir batıl hüküm lazım gelir. Ve aynı zamanda şu batıl hükümle her bir zerreye ve her bir sebebe bir uluhiyeti mutlakayı isnat etmekle sayısız şerikleri ispat etmek mecburiyeti asıl olur. Mahaza tohum olacak bir habbe veya bir çekirdekteki garip, acip, muntazam vaziyete bakınız ki o habbe tohumu olacak cismin bütün eczasıyla münasebetler olduğu gibi neviyle yani ebnai cinsiyle de bütün mevcudat ile de münasebeti vardır ve onlara karşı on münasebetleri nispetinde vazifeleri vardır. Eğer o tohumcuk habbenin kadir-i mutlaktan nispeti kesilse, kendi nesline isnat edilse, yani kendi kendine olmuştur denilse, her bir tohumda her şeyi görecek bir gözün, her şeye muhit bir ilmin bulunmasını itikat etmek lazım gelir. Bu ise sabık temsilde her bir şeffaf zerrede hakiki bir şemsin vücudunu iddia etmek gibi gülünç bir hamakattır. Evet. Dersin başına dönelim. Evet, tenbih arkadaş, tevhid iki çeşit olur. Birisi amiyane tevhiddir ki Allah'ın şeriki yok ve bu kainat onun mülküdür der. Bu kısım tevhid sahiplerinin fikirce gaflet ve dalalete düşmeleri korkusu vardır. Şimdi tabi amiyana tevhid ne demek? Yani anadan babadan duymuş, işitmiş. Tahkik yok, tetabbuat yok. Ciddi düşünce yok. Fikri bir derinlik yok. Dinin mesailine ciddi bir yönelme yok. Gelenekten gelen bir tevhid, bir itikat. Bakın bu cümlede cari bir dikkat, bir beyan var. Amiyane tevhid sahiplerinin evet fikirce gaflet ve dalalete düşmeleri korkusu vardır. Bak. Fikri gaflet ve dalalet. Şimdi bunun üzerinde biraz durmak icap ediyor. Bak. Peygamberimiz buyuruyor aleyhisselam. Yahudiler 72 fırkaya ayrılacak. Benim ümmetim de 73 fırkaya. Bakın, bu 73 fırka içerisinde, değil mi? Ehli hak hakikati bir tarafa bırakırsak, 73 fırkadan 72'sinin hemen hemen hepsi fikirde sapmış, itikada yanlışa düşmüşler. Fikirde sapmışlar. Yani amelden sapanlar çok az. Bakın, şimdi burada ne demek fikirde sapmışlar? Şimdi bir insanda Allah inancı, tahkiki, müdellel, değil mi? Ciddi bir altyapı üzerine inşa edilmişse mesele yok. Ama anadan babadan, gelenekten duyduğu iman içerisinde İslamiyet'e ciddi teveccüh etmemiş. Erkan-ı imaniye noktasında rüsviyete çıkmamış bir Müslümanın fikirce dalalete
ve gaflete düşme korkusu ve endişesi vardır. Ne demek? Yani mesela âmi bir insan fikre nasıl dallete düşebilir? Tamam, tek bir Allah vardır der ama sebeplere müessiriyet verir. Tevhid-i uluhiyeti kabul eder, tevhid-i rububiyette bataklığa girer. Bak, şu ilacı aldım, dünyanın en mükemmel ilacı. Bu ilaçtan dolayı şifa buldum. Hayır, şifayı Allah verir. Doktor vesiledir. Hidayeti Allah peygamberlerin de eline vermemiş. İsmi Hadi'nin tecellisine vesile olabilirsin. Hadi kimdir? Allah'tır. Demek amiyane tevhid içerisinde bir kısım insanlar sebeplere müessiriyet vererek şirke düşebilir. Başka? Mesela kafasında bir kader anlayışını oluşturur. O kendi kafasında oluşturduğu kader manasının İslamiyet'in ifade ettiği manayla hiçbir alakası yoktur. Dolayısıyla o kendi kader anlayışının içerisine girer, kaderin bataklığında boğulur. Ya cebri olur, ya mutezili olur, ehli haktan, ehli hakikattan sapar. Ya da Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarında yanlış gider. Cenab-ı Hak cisim ve cismaniyetten münezzehtir. Mahlukata benzemez. Mesela Kur'an'da Cenab-ı Hak hakkında yedullah tabiri geçiyor. Bunu nasıl anlar? Allah'ın eli. Cenab-ı Hak cisim ve cismani değildir. Cisim ve cismaniyete medar vasıf ve sıfatlardan münezzeh ve müberradır. Demek amiyane tevhidden tevhid-i hakikaya geçmek her Müslüman için lazım ve elzemdir. Çünkü itikat dünyası, itikat alemi, değil mi? Temel taşlarının rasif ve sağlam olması lazım. Şimdi şurada güzel bir köşk, bir saray yapmak istiyorsun. Yap. Temellerinin sağlam olması lazım. Yapacaksın ama bu ilimdir. Bunun arkasında mühendislik var, mimarlık var, değil mi? Estetik var, yüksek matematik var. Sen o sarayı kendi kafana göre yaparsan ne olur? Ne olur? Kendi kafana göre, değil mi? İtikadı kendi kafana göre işler, tahayyül ve tasavvur edersen zaman ahir zaman, bakın, zemin kaygan, nefisler lakayt, ahir zamanın cazibesi çok, tsunamisi fazla, alır götür. İtikat namına, iman namına, hakikat namına, marifet namına pek çok şeyi kaybeder. Demek bu derste alınacak çok önemli bir ölçü ve üzerinde durulması lazım gelen mesele. Daha doğrusu hayatın en büyük meselesi. İnsaniyetin en büyük görev ve sorumluluğu Rabbini bilmek, Allah'ı tanımak. Demek doğru İslamiyeti ve İslamiyete layık doğruluğu hayatımıza nakşetmek zaruretindeyiz. İşte burada ikinci tevhid olarak bize ne yapıyor? Hakiki tevhidi ifade ediyor. Nedir hakiki tevhid? Bakın, Allah birdir. Başka? Mülk tamamen O'nundur. Vücut O'nundur. Her şey O'nundur. Yaratan O'dur. Yaşatan O'dur. Dirilten O'dur. Öldüren O'dur. Bak, mülkünde dilediği gibi tasarruf eden O'dur. İşte böyle bir itikat ne yapar? İnsanı manen okur yazar gibi yapar. Yani ne demek okur yazar? Yani bir Müslümanın tevhid noktasında okur yazar olması ne demek? Şimdi okur yazar bir adam, değil mi? Bir gemi mal gelse boşaltılıyor. Her malın üzerinde neyi var? Faturası var, markası var. Kimden gelmiş, kime gönderilmiş belli. Şimdi bir adamın okur yazarlığı varsa
o malları bak güzel tasnif eder, her şeyi yerli yerine ulaştırır. Ama okur yazarlığı yoksa bak, mallar birbirine karışır. Tembiz edemez, tefrik edemez. Kim kimindir, kim kimedir, kim kimin içindir bilmez. İşte tevhid-i hakiki öyle bir şeydir ki bak, her şeyin, Allah'ın yarattığı her şeyin üzerinde Cenab-ı Hakk'ın sikkesini görür. Bu bir. Her şeyin cephesinde Allah'ın mührünü, damgasını okur. Ve hakiki tevhide ulaşır ve huzuru bir tevhid mertebesine yükselir. İşte böyle bir keyfiyete çıktığı zaman dalalet ve evhamın, şeytanın vesveselerinden, taarruzundan kurtulur. Üstad Hazretleri tevhid-i hakikiyi şöyle bir cümleyle ifade ediyor, diyor ki, şöyle buyuruyor, tevhid-i hakiki diyor, öyle bir hüküm, tasdik, izan ve kabuldür ki, tevhid-i hakiki öyle bir hüküm ve tasdik ve izan kabuldür ki, bir, her bir şey ile Rabbini bulabilir. Bakın, her bir şey ile Rabbini bulabilir. Bu bir. İki, her şeyde Halık'ına giden bir yolu görür. Her şeyde Halık'ına giden bir yolu görür. Üç, hiçbir şey huzuruna mani olmaz. Hiçbir şey huzuruna mani olmaz. Demek tevhid-i hakikinin kemal derecesi değil mi? Huzuru bir tevhide ulaşmaktır. Yani Allah'ı unutmayan bir gönül semasına yükselmektir. Yani o müminde yakin nuru inkişaf eder. Kainatta varlık alemindeki her şey masnudur, sanat-ı ilahiyedir. Allah'ın kudret mucizesidir, hikmetin harikasıdır, anlar ve imanı rusuhiyete çıkar. İnşallah hem dünyasında saadet ve surura hem de hayat-ı bakiye medar, ahiretini inşallah kazanır. Şeytanın vesveselerinden, destelerinden kendini muhafaza eder. Evet, Kur'an-ı Hakim'den istifade ettiğimiz ikinci kısım tevhidin, yani tevhid-i hakikinin birkaç mertebelerine, birkaç lemma zımmında izah edeceğiz. Birinci lemma, bakınız, her bir masnuğun yüzünde öyle bir sikke var ki, ancak her şeyi halk eden Halık'a mahsustur. Ve her bir mahlukun cephesinde öyle bir hatem vurulmuştur ki, her şeyi yapan saniden mada, hiç kimsede o hatem bulunmaz. Ve kudretin neşrettiği mektuplardan her bir mektubun ahirinde taklit kabul olmayan öyle bir turra vardır ki ancak sultanı ezel ve ebede hastır. Şimdi dikkat ederseniz Üstad Hazretleri burada değil mi, sikke, turra, hatem ve mühür gibi ifadeleri kullandı. Bunların üzerinde de bunların aşağı yukarı hepsi aynı manaya geliyor. Çok kaba bakarsak birbirinden farklı cihetleri var. Onlar üzerine duracağız. Niçin sikke, turra, hatem, mühür diyor? Neden? Şimdi şeyden başlayalım. Sikkeden başlayalım. Şimdi sikke nedir? Şimdi bütün diyor ki her şeyin üstünde Cenab-ı Hakk'ın sikkesini görmek. Tevhid-i hakiki sahibi her şeyin üstünde Cenab-ı Hakk'ın sikkesini görür. Bak, her şeyin cephesinde mührünü, damgasını okur. Huzuru bir tevhid mertebesine malik olur. Şimdi sikkeler paranın üzerine vurulan damgalardır. Paranın üzerine vurulan damgaya sikke deniliyor. Sikkeler darphaneden basılır ve çıkar. Yani paranın basıldığı yer, darphane.
her sikkenin üzerinde de paranın basıldığı yer okunur. Bir darphanede pek çok para basılabilir. Değişik paralar basılabilir. Şimdi bu misalın ışığında bakınca kainat bir darphane. Allah'ın yarattığı her bir mahluk bir sikke. O sikkenin üzerinde Halık-ı külli şey, yani her şeyi halk eden Allah'ın, bakın, damgasını görmek ve okumak. Buna ne diyoruz? Sikke diyoruz. Hatem ve mühür kelimelerini de kullanıyor. Hatem ve mühür kelimeleri de aşağı yukarı birbirine benziyor. Mahlukatın üzerinde de, bakın, sikkeden Allah'ın halık-ı külli şey olduğunu, her şeyi halk eden hallak alem olduğunu anlıyoruz birinci derecede. Hatemden de her mahlukun üstünde sani külli şey, her şeyi sanatıyla halk eden Allah'ın mührünü okumuş oluyoruz. Turra'da malum padişahların imzası, yaratılan her şeye, esmaya ayna olması itibarıyla her şey, yaratılan her şey, Cenab-ı Hakk'ın binbir esmasına ayna olması itibarıyla ilahi bir turra hükmündedir. Onu gösteriyor. O turra da mevcudat üzerinde öyle basılmış ki taklidi mümkün değildir. Bir de mühür var. Mühür de malum, mühür mektupların, beyanların arkasına, sonuna vurulur. Yani buradan sanunda bazı cümleleri var. Ne diyor? Yazı kiminse mühür onundur. Değil mi? Mesela kainatı bir sayfa olarak yazarsak, kainat sayfasının mührü nedir? İnsandır. Ağaç bir levha, bir beyan olarak kabul edersek, meyve nedir? Onun mührüdür. Mesela gökyüzü bir sayfedir, yıldızlar bir mühürdür. Her bir meyve, her bir ağaç da, her bir meyve bir sayfedir, her bir ağaç bir mühürdür. Şimdi burada üzerinde durmamız lazım gelen nokta şu. Niçin sikke, mühür, hatem ve turra tabirleri kullanıldı? Yani buradaki mesaj çok önemli. Yani Allah'ın eserlerinde öyle mükemmel, öyle muazzam, öyle muhteşem bir sanat güzelliği, bakın, öyle mükemmel, öyle muhteşem bir tasarruf mükemmelliği, öyle mükemmel bir icaz, mucizelik ve öyle sayısız ve hadsiz hikmetler, rahmetler, lütuf ve inayetler var ki, demek fıtratın ve kainatın her köşesinde, her yerindeki bu damgalar, mühürler ancak Allah'ın kudretiyle, ilmiyle, iradesiyle ortaya çıkar. Onları nakşeden, onları yazan, onları varlık alemine çıkartan kadir-i külli şey, alim-i külli şey olan Allah'tır. Bakın şimdi, daha önceki derslerde Risale-i bu çok ifade edilir. Kainatta Allah'ın iki kitabı var. Biri Kur'an-ı Azimüşşan. Kur'an geldiği zaman ne yaptı? Bütün Arap ediplerine meydan okudu. Haydi buyurun. Bütün ediplerinizi toplayın. Şairlerinizi. Hatta ilahlarınızı da yardıma getirin. Evet. Kur'an'ın tek bir suresine. Ona zaten takat getiremezsiniz. Bir cümlesine, bir ayetine mübareze getiririz. O Arap edip ve beli ve şairleri Kur'an'ın bir ayetine bir eş bir benzer getirebildiler mi? Getiremediler. Niye? İşte Kur'an'da icaz sikkesi var. Allah'ın kelamı. Aciz kaldılar. Kur'an, Arapların o bütün belagat üstadlarının nefesini kesti. Ya bak, nefesini kesti, işlerini bitirdi. Demek nasıl ki
Arap şairleri, edipleri Kur'an'ın tek bir ayetine bir mübareze, bir eşdeğer, bir kelam getiremedikleri gibi. Cenab-ı Hakk'ın iki kitabı var. Biri Kur'an, biri de kainat. Nasıl Kur'an'ın ayetine müşrikler bir benzer yapamadıkları gibi, kainat kitabında da Allah'ın yarattığı her şeyin üzerinde icaz sikkesi var. Kainattaki bütün mahlukatın üzerinde icaz sikkesi var. Yani bütün mahlukat icaz, mucize olarak yaratılmış. Yani kainatın telifinde büyük, muhteşem, muazzam, mükemmel bir icaz var. Muciz. İşte bütün beşer bir araya geldiği zaman Kur'an'ın tek bir ayetine bir benzer, bir eş, değil mi? Kelam yapamadıkları gibi. Bütün beşer bir araya gelseler, değil mi? Ya bir sineği icat edemezler, ya bir böceği, bir virüsü yaratamazlar. Bu ne demektir? Bütün mahlukat içerisinde, sebepler dairesi içerisinde en akıllı, en şuurlu, en mükemmel mahluk kimdir? İnsandır. Demek insan kainat kitabındaki hiçbir ayete, Allah'ın hiçbir sanatına benzer bir şey yaratamaz, yapamaz. Şimdi sebepler dairesi içerisinde insan yapamazsa, peki kainattaki şu icaz, şu sanat güzelliği, şu tasarım mükemmelliği, ya şu icaz mucizeliğini sebeplere verebilir miyiz? Sebepler yaptı diyebilir miyiz? Kör tesadüflere, şuursuz tabiata isnat edebilir miyiz? Demek işte bu sikke, bu hatem, bu turra ifadeleriyle yaratmak Allah'a mahsustur. Yaratıcı olan Allah'ın hallakiyetinde, rububiyetinde eşi, benzeri, zıddını yoktur. Sebepler, yüz binlerce sebep bir araya gelseler, Allah'ın yarattığı hiçbir şeyin üzerindeki o icazı, o mükemmelliği, o sanat güzelliğini, o tasarrum mükemmelliğini, o icaz sikkesini inşa edemezler, ortaya çıkartamazlar. İşte bunu ifade ediyor. Diyor ki, bakınız, her bir masnun yüzünde öyle bir sikke var ki, ancak her şeyi halk eden Halık'a mahsustur. Bu bir. Ve her bir mahlukun cephesinde öyle bir hatem vurulmuştur ki, her şeyi yapan saniden mada kimsede o hatem bulunmaz. Ve kudretin neşrettiği mektuplardan her bir mektubun ahirinde taklidi kabul olmayan öyle bir turra vardır ki, ancak Sultan-ı Ezel ebede hastır. O gibi sikkelerden yalnız hayat üzerine parlayan sikke-i icaza bakınız ki, hayat ile bir şeyden pek çok şeyler husula gelir, icat edilir ve pek çok şeyler dahi bir şeyi vahidle, emr-i Rabbani ile inkılap ederler. Bakın, şimdi işte kalp, akıl, şuur sahibi bir adam bu ciheti düşünse anlar ki, bir şeyden çok şeyleri icat edip çıkartmak ve çok şeyleri bir şeye tahvil etmek ancak ve ancak her şeyi halk eden ve her şeyi yapan saniye mahsus bir sikkedir. Bakın, Cenab-ı Hak bir şeyden her şey, her şeyden bir şey yaratıyor. İşte bu yaratma Allah'a mahsus. Bu beşerin işi değil. Bu tabiatın işi değil. Bu sebeplerin işi değil. Bu kör kuvvetin işi değil. Bakın, şimdi koyuna bakın, değil mi? Koyun ne yiyor? Bak, ot. Kışın ne yiyor? Kışın saman. Saman ne demek? Suyu alınmış ot. Otu sıkarsan baharda dibinden yeşil su akar. Samanı sık. Saman bak, suyu kurutulmuş. Ağzına al, tadı, kıvamı, keyfiyeti yok. Bakın, Allah bir samandan ne yapmıyor ki? Bak. Allah, bak. Şimdi beşerin ham maddesi ile mamul maddesi arasında çok yakın bir ilişki vardır. Değil mi? Bunu zaman zaman ifade ediyoruz. Yani burada atölye var. Tamam. Adam marangoz. Yontulmamış kaba
tahtayı alıyor, kesiyor, kapı ve pencere yapıyor. Doğru. Buradan pamuğu alıyor, tekstil üretiyor. Bakın, şimdi Allah bir şeyden her şeyi yapıyor ve yaparken de icaz var, mucize, eşyanın mahiyetini değiştiriyor. Cenab-ı Hak hepimizi ülfetten muhafaza etsin. Bakın, Allah samandan bak süt yaratıyor ya. Ne alakası var? Demek Allah dilerse ya eşyanın mahiyetini değiştirir. İşte samandan süt yapmak Allah'ın rububiyeti. Allah'ın kudret sikkesi. Aynı samandan et yapmak, kan yapmak, ilik yapmak, yün yaratmak. Değil mi? Aynı samandan hayat halk etmek. Değil mi? Ya. Bak, bakın bir şeyden her şey. Bir şeyden tek bir samandan, ottan et, süt, kan, ilik, yağ, hayat, hatta hayvanın, değil mi? İneğe bakın, koyunlara bakın, hayvanlara bakın, değil mi? Bakın, kazuratı, kokar yakıt, tezek, biyogaz. Demek bir şeyden her şeyi yapmak Allah'a mahsus bir sikke. Bütün kainat bir araya gelseler, bütün mevcudat, sebepler, bak, Allah'ın şu yarattığı fiillerden birisini yaratabilirler mi? Yaratamazlar. İşte icaz sikkesi. Allah'ın hallakiyetinde icaz vardır. Cenab-ı Hak ülfetten muhafaza etsin. Bir de böyle bakar kör olarak bakıyoruz oraylara, bakın. Şimdi ben zaman zaman ifade ediyorum. Pamuktan tekstil yapmak güzel, kolay. Tahtadan kapı pencere yapmak da kolay. Ama odun yontulmamış keresteden Allah kiraz yaratıyor ya. Elma yaratıyor, nar yaratıyor bak. İcaz sikkesi var. İşte bu yaratma, bu hallakiyet, bu rububiyet ancak ve ancak Allah'a mahsustur. İşte tevhid-i hakiki sahibi olanlar baktığı her şeyde Allah'ın icaz sikkesini görüyor. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her şeyde icaz sikkesi var. Mucizdir. Beşerin ve mahlukatın takatının fevkindedir. O yaratılışın arkasında da sayısız hikmetler, rahmetler, lütuflar, inayetler, rızıklar, pek çok faydalar, maksatlar vardır. Demek bütün kainat tek bir elden çıkmış. Bütün kainat kudret-i ilahiyenin mucizesi, sanat-ı ilahiyenin harikasıdır. Evet. Birinci lemmada bunu ifade etti. İkinci lemmada da ne diyor? Sayısız hatemlerden canlı mahlukatta vaz edilen hayat hatemine bakınız. Evet, canlı bir mahluk camiyeti itibariyle kainata küçük bir misaldır. Şecere-i aleme güzel ve tatlı bir meyvedir. Şimdi tabi bakın ikinci lemmada hayat hatemini nazarımıza veriyor. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bütün mahlukat, masnua, sanat eserlerinde de icaz var. Ama icazı kemal derecesinde, yani mucizelerin mucizesi nedir? Hayattır. Niye? Çünkü hayatta camiyet sırrı var. Ya. Kainatta her bir hayat, değil mi? Allah'ın yarattığı her bir canlı kainata nedir? Bir misal-ı musagardır. Şecere-i aleme, alemin ağacına bütün hayat sahipleri güzel ve tatlı bir meyvedir. Demek hayata baktığımız zaman o hayatın çekirdeğinde pek çok alemleri Cenab-ı Hak ne yapmış? Bak, içine nakşetmiş. İşte hayata bakın. İnsan hayatına bakın. Değil mi? Kainatta ne varsa küçük bir mikyasta numunesi insanda vardır. İşte camiye sırrıyla evet, Cenab-ı Hak o hayatın içerisine pek çok alemleri nakşetmiş. Evet.
Aklı bozulmayan diyor bir şahıs. Akıl neyle bozulur? Akıl küfürle bozulur. Akıl lakaytlıkla bozulur. Akıl sefahatle, ahlaksızlıkla bozulur. Akıl tembellik, lakaytlık, cehaletle bozulur. Ama aklı bozulmayan diyor her şahıs teemmülü neticesinde dikkatle bakarsa, bakın neye baksın diye burada birkaç misal veriyor ikinci lemmada. Birincisi diyor bal arasına bak. Bal arası ya. Nasıl bir kudret mucizesi ya. Bütün kainata bir fihriste. Bal yapma sanatını Allah ona ikram ve ihsan etmiş. Bir tarafında zehir, bir tarafında bal. İşte bu sanat, bu mucize, bu icaz da kimin? Allah'a mahsus. Bu bir. Bir de bal arısını misal verdi. Bir de insanı verdi. İnsanın mahiyetine bakın. Kitab-ı kainatın ekser meseleleri insanın mahiyet aynasına nakşedilmiş. Bu ikincisi. Üçüncüsü incirin çekirdeğine bak. Her bir incir çekirdeği incir ağacının bir fihristesi. Bilgisayar diliyle bakarsak bir yazılım programı. Bir incir ağacındaki böyle hayalen incirleri aç içinde bakın Allah Allah binlerce yüz binlerce ne var çekirdek var. O çekirdeklerin içerisinde de yazılım programı var. Kudret kalemi ezelden kudret kalemiyle yazılmış bir yazılım programı. Bak bunu düşünür. Başka bir de diyor insanın kalbine bak. Allah Allah. Kalbi insan. Binlerce aleme örnek. İnsan kalbi. Allah Allah. Marifete medar sır ve esrarlar. Muhabbet ilahiye medar açılımlar. Kalbi insan. Hele o kalp evladın kalbi olsa, alimlerin, ariflerin kalbi olsa, hele o kalp peygamberlerin kalbi olsa, bakın vahye mâkes olmuş. Ya, Allah'ın beyanına muhatap olmuş. Evliyalar da bakın sunata, tulata, ihtarata, intaka, intak manasına mâkes aynı olmuşlar. Ve bir de diyor, beşerin kuvve-i hafızasına bak. Bir adam 70 sene, 80 sene yaşıyor. 70-80 sene içerisindeki bütün hadisat hafızaya yazılıyor. Ya. Bak, tarihçe hayatının hayatındaki anlar bütün taallukatıyla en incelikleriyle hafızaya kaydediliyor. Bu ne demektir? İşte arıyı bu kadar mükemmel yaratan, insanı bütün kainata hulasa yapan bir incir çekirdeğinde incir ağacının programını halk eden İnsanın kalbini binlerce aleme açan ve insana hafıza bahşeden ancak ve ancak her şeyi yaratan, halıkı külli şey olan alemlerin Rabbine mahsus bir hatemdir, bir sikkedir. Bütün kainat, bütün insanlar, tabiat, sebepler, maddeler bir araya gelseler bu vukuatın, bu hallakiyetin hiçbirine ebediyen muktedir olamazlar. Demek ki işte icaz sikkesine medar. Yani kainatın mucize ve mükemmel, harika ve muhteşem olduğunu ifade eden deliller oluyor. İster ona sikke de, ister ona turra de, ister ona hatan de, ister ona mühür de, hakikat noktasında fazla önemli değil. Evet. Demek bütün bunları ancak ve ancak yaratan, tasarruf eden Rabbul Alemin olan Allah'a mahsus bunlar birer sikkedir. Üçüncü lemma. Üçüncü lemmada da güneşi misal veriyor. İşte sabahleyin güneş doğduğu zaman bütün
dünyadaki her şeyi, Allah'ın yarattığı her şeyi şeffaf, latif, cam şişesi, kristal olarak kabul et. Güneş doğduğu zaman güneşin ışığının cilveleri aynı anda milyarlarca o şeffaf cam şişelerine ne yapar? Yansır. Ha. Demek güneşin ışığı, harareti, ışığı, harareti, nuraniyeti ve letafetine medar masariyet her bir şeffaf cam şişesinde, kristalde görünür, okunur. Yani mecaz manada her şey güneşin cilvesinden güneşe mahsus bir turra, bir cilveyi kendi mahiyet aynasında gösterir. Bakın şimdi Cenab-ı Hak şems-i ezelidir. Bütün canlı mahlukata ihya etmiş. Bak, hayatı üflemiş. Demek her canlının hayatında tecelli ehadiyet sırrıyla bir hayatın tezahür ve tecellisi var ki ya, hayatı yaratmak, hayatı duygularla teçhiz etmek, hayatı bütün aleme tasarrufat noktasından bütün alemin fevkinde kadır ve kıymetini yükseltmek sebeplerin işi olamaz. Ancak Allah'ın ezeli ehadiyet cilvesini gösteren bir delil ve hüccettir ki eğer diyor bütün sebepler iktidar sahibi olsa, ihtiyar sahibi olsa, iradesi olsa, öyle de farz etsek o sikkenin, o hayat sikkesinin ne mislini, ne taklidini, ne münferiden tek tek, ne de müştemiyen hepsini yapmakta nedir? Acizdir. İşte burada tevhid noktasından baktığımızda şu mesele önümüze çıkıyor. Cenab-ı Hakk'ın bahşetti hayat. Bak, Allah bir çiçeğe hayat vermiş, bir sineğe hayat vermiş. Yani çiçekteki nim hayat, yarı hayat, bir sineğe hayat vermiş. Milyonlarca canlı mahlukatı yaratmış. Ha. Şimdi bu yaratılışta Cenab-ı Hakk'ın nihayetsiz ilmini, sonsuz kudretini, rububiyetine medar kemalatını okuyor ve görüyor muyuz? Görüyoruz. Yukarıdaki misalın ışığında bakınca her şeffaf şeydeki parlayan nur, ziya, ışık ve hararet gökteki güneşe verilmese o zaman ne lazım gelir? Her parlak cam şişesi içerisinde güneşin zat ve mahiyetine medar vasıf ve sıfatları o zerrelerin, o cam şişenin içerisinde bulunduğunu kabul etmek gerektir. Aynen bunun gibi, eğer mahlukatın yaratılması, hayata medar güzellikler, değil mi? Kayyum-ı ezeli, hayy-ı baki olan Allah'a verilmezse, o zaman her bir hayat sahibinde nihayetsiz bir kudret, nihayetsiz muhit bir ilim ve mutlak bir iradenin varlığını kabul etmek gibi bir cehaletin içerisine insan düşer. Daha açık ifade edersek, o zaman her bir hayat sahibinin, her bir hayat sahibinin, her bir zerresinin haşa ya uluhiyeti mutlakaya medar vasıf ve sıfatlarla muttasıf olduğunu kabul etmek gerektir. Ya demek ya Allah'ı inkar eden, Allah'ın rububiyetini, Allah'ın halakiyetini ve her şey üzerindeki sikkelerini, hayat sikkesini, hayata medar vasıf ve sıfatları görmeyen, bilmeyen, anlamayan insanlar o zaman ya her bir sebebe, her bir mahluka bir uluhiyet-i mutlaka vasıf ve sıfatını vermiş olacaklar. Üstad diyor, o kafirler tek bir Allah'ı, tek bir Allah'ı inkar etmekle beraber sebepler sayısınca, mahlukat sayısınca
ilahları kabul etmeye meslekleri icabınca mecbur kalmıştır. Demek o timsarlar, özetlersek o timsarlar güneşten inikas ediyor. Güneşindir, güneşten geliyor ve güneşi gösteriyor dersek mesele bitti. Ha, eğer bu vasıf ve sıfatlar güneşe verilmezse o zaman ya her bir sineğe, her bir böceğe, daha açıkçası her bir hayat sahibinin nihayetsiz bir kudreti, bu bir bak, nihayetsiz bir kudreti, muhit bir ilmi ve mutlak bir iradesi olduğunu kabul etmek lazım gelir. Yani açıkçası her bir zerreye, her bir sebebe haşa bir uluhiyeti mutlaka isnat etmek ve sayısız şerikleri kabul etmek mecburiyeti hasıl olur. Üstad bunu ne diyor? Ya böyle bir hüküm, bak, böyle bir anlayış ne kadar cahilanedir, ne kadar ahmakanedir, ne kadar gülünç ve batıl bir hükümdür. Evet. Dördüncü lemma, bir kitap el yazmasıyla yazılsa yalnız bir adama ve bir kaleme ihtiyaç vardır. Fakat matbaada basılsa kalem işini gören pek çok demir kalemler lazımdır. O demir harfleri yapmak için ustalar, alat ve davet ve mürettipler gibi çok şeylere ihtiyaç olur. Kezalik şu kitab-ı kainatta yazılı satırlar, kelimeler ve harfler bir tek vahid ahadin kalem-i kudretine yazılmış olduğu cihete hükmeden adam pek rahat ve kolay ve makul bir yola sülük etmiş olur. Fakat o yazıları, o harfleri tabiata ve esbaba isnat eden herifler imtina ve muhalin en suubetli ve çıkmaz bir yoluna zehab etmiş olurlar. Bakın. Şimdi bakın. Bir kitabın yazıldığını katibe verdi mi kolay. Katip yazdı. İlmi var, mahareti var, sanatkarlığı var. Eğitim almış. Bak. Akla, hikmete matup. Matuf. Şimdi sen bunu katipten çıkart. Matbaaya ver. Matbaanın harflerine ver. Sebeplere isnat et. Burada Üstad Hazretleri bu dördüncü lemmada üç şeyi dikkatimize sunuyor. Biri toprak, biri su, biri haya. Haya, hava. Toprağa bakın, suya bakın, havaya bakın. Şimdi yani Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahlukatın tabiri caizse hamuru, topraktır, sudur, havadır. Bunların yoğrulmasıyla binlerce nebatatlar, bağlar, bahçeler ortaya çıkıyor. Eğer Allah'ın kudretine, ilmine, iradesine, hallakiyetine verdik mi, su, hava, toprak memuru ilahidir. Allah namına, Allah adına çalışıyorlar, bu görevi ifa ediyorlar. Eğer bu rububiyet, bu hallakiyet, bu tasarrufat haşa Allah'tan kesilse o zaman ne lazım gelir? Suyun, havanın ve toprağın her bir cüzünde, her bir zerrasında nebatatlar sayısınca manevi, gizli matbaalar lazımdır ki o mahiyetleri, o cihazatları, o hadsiz, muhtelif, sayısız meyve çiçeklerinin teşkilatını yapabilsinler. Bakın bu ne kadar değil mi ya? Akıldan uzak. Şu üç unsuru memur-i ilahi olarak bildin mi? Allah'ın sonsuz kudret ve iradesine havale ettik mi kolay? O zaman edilmezse, o zaman şu hava, su, toprak zerreleri, her bir atom parçasının nihayetsiz derecede istat ve kabiliyet, daha doğrusu ilah derecesinde ilim, kudret ve mahiyetinin olduğunu kabul etmek gibi bir dalalet zulmatına insan girer. Evet, bir saksıdaki toprak
cihazları ve şekilleri ve sair sıfatları muhtelif olan herhangi bir nebatatın tohumunu yeşillendirmeye kabiliyeti vardır. Tamam. Cenab-ı Hak değil mi? Elinize bir şey alınız, küçük bir saksı alınız, değil mi? İçerisine bir parça, bir avuç toprak koyun, değil mi? Dünyada ne kadar tohum varsa sırayla onları içine ek, değil mi? Sünnetullah kanunlarını 3 gün, 5 gün, 2-3 ay içerisinde o bütün çekirdekler açılır, filiz verir mi? İnkişafı intişar eder mi? Eder. Bakın. Şimdi bu iş, bakın, Allah'ın kudretine, kudret kalemine verildi mi? Kudreti zatî olan, hallak alem olan Allah sonsuz ilim, kudret ve rububiyetiyle bunu yaptı. Akıl, hikmet, mantık ve muhakeme bunu kabul eder. Eğer bu tasarrufat, bu hallakiyet, evet, bu hallakiyet Allah'tan kesilirse o zaman o saksının içerisindeki bir avuç toprağa yaratma, yaşatma, tanzim, tedbir, teşkil, meyve, semere gibi vasıflar yüklense o zaman ne lazım gelir? Demek ki o küçük saksının toprağı içinde sayısız gizli fabrikalar var. Sayısız gizli makineler var ki bu makineler, bu fabrikalar bu çekirdekleri açıyor, bunu sümürlendiriyor, bunu kemara çıkartıyor. Bakın böyle bir hurafe olmaz. Böyle bir yalan da olmaz ya. Demek bak küfür bataklığı nasıl bir karanlık bataklık. Bak aklı uçuruyor, muhakemeyi kaybediyor. Hakikat noktasında insanı zavallıların zavallı derecesine çıkartıyor ya. Bir avuç saksı da değil mi? Dünyada milyonlarca çekirdek var, habba var, tohum var, habbecikler var. Hepsini hayalen getir, o saksın içerisine sırayla ek. Hepsi çıkar mı? Hadi izah et. Allah'ın kudreti, Allah'ın rububiyeti, Allah'ın tasarrufatı, iş bitti. Şimdi Allah'ın kudret ve rububiyetini inkar eden bir adam nasıl izah edecek? Şimdi o bir avuç toprağın içerisinde milyarlarca, trilyonlarca fabrikalar mı var? Mühendisler mi çalışıyor? Bu plan kimin? Bu nüveyi aşmak kimin? Hayatlandırmak kime mahsus? Onun başında meyveyi yaratmak. O meyvenin devamı için çekirdeği ona koymak. Ona koku, ona tat, ona şekil, ona raiha vermek. Onu emsallerinden farklı bir biçimde mümeyyiz olarak yaratmak. Ve bunu bütün kainat sayfası içerisinde, zemin içerisinde milyarlarca, trilyonlarca, belki kainatın kuruluşundan beri bu tedbir, bu terbiye, bu hallakiyet, bu intizam ve mükemmellik elbette o saksının içerisindeki bir avuç toprağın işi değildir. Demek arkada sonsuz bir kudretin işte sikkesi vardır, mucizdir, hatemi vardır, mührü vardır. Allah'tan mada bütün sebepler dairesi bir araya gelseler, kör tesadüfler, şuursuz sebepler, akılsız, muhakemesiz tabiat ve bütün insanlar kafa kafaya verseler, o icaz sikkelerin hiçbirini yaratamazlar, varlık alemine çıkartamazlar, bir araya getiremezler. Demek kainat icaz eliyle tek bir Allah'ın vahdaniyetini kemal-i şaşa ile akla okutturuyor, göze gösteriyor, izan ve yakın derecesinde imana kuvvet vermiş oluyor. İşte tahkiki iman sahipleri kainattaki bu icaz sikkelerine, Allah'ın bu kudret mucizelerine baktığı zaman tevhid-i hakiki tekrar başa dönersek dedik mi? Ne demiştik? Tevhid-i hakiki nedir? Tevhid-i hakiki öyle bir hüküm, öyle bir tasdik, öyle bir izan ve kabuldür ki her bir şeyle Rabbini bulabilir, her şeyde halıkına giden bir yolu görür, hiçbir şey huzuruna mani olamaz. Cenab-ı Hak imanımızı tahkiki kılsın, rüsvayete çıkarsın.
İşte hayatın tat ve kıvamı, lezzeti, inşirah ve sururu da imanın tahkik derecesine çıkmasıdır. Evet, dersimizi burada bağlayalım. Haftaya kaldığımız yerden inşallah devam ederiz. El-Fatiha.